Sayın Valim, Sayın Vali Yardımcımız ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz, Sayın Eleze ve Ticaret Odası Başkanımız, Sayın Emniyet Müdürümüz, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, Bir Gelecek Başkanı, Sayın Bir Evim İcra Kurulu üyemiz, şehrimizin kıymetli birim müdürleri ve de basınımızın güzide temsilcileri, değerli konuklar, lansman gecemize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Geçtiğimiz yıl Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde büyük başarılar elde ederek, Federasyon Kupası ve de Playoff şampiyonluğunu elde ederek göğsümüzü kabartan İl Özel İdaresi Kadın Basketbol takımımız bu yıl artık Türkiye Süper Ligi'nde. Öncelikle kendilerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Evet, yeni bir süreç, yeni bir şampiyonluk yolunda kendilerine üstün başarılar diliyor ve bu şampiyonlukta kendilerine destek olacak, yardımcı olacak, yine kendi alanında şampiyon olan Bir Evim'le birlikte güçlerini birleştirip Türkiye Süper Ligi'nde yine şehrimizi hem üst sıralara ismini yazdıracaklar hem de büyük başarılarla yine göğsümüzü kabartacaklar. Bu akşam bizler bu birlikteliğin, bu birleşmenin şahidi olacağız ve de onlara hem Bir Evim Elazığ İl Özel İdaresi Kadın Basketbol takımımızda başarılar dileyeceğiz ve bu akşam onların bu birleşmesine manevi desteğimizle yanlarında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olacağız. Ben bir kez daha çok kıymetli takımımıza üstün başarılar diliyor ve gecemizin ilk konuşmasını yapmak üzere Bir Evim İcra Kurulu üyesi Sayın Mahir Orağ'ı kürsümüze davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Valim, kıymetli devlet ricali, saygıdeğer konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Başarı tesadüf değildir diye bir söz vardır, bilirsiniz. Başarının bir hikaye olmadığını da düşünüyorum ben aynı zamanda. Bugün buraya bizi toplayan, bir araya gelmemizi sağlayan bir başarı ve bu başarının sahibi hemen protokolün arkasında oturan o saygıdeğer oyuncular. Kendilerine çok şey borçluyuz. Az önce sunucu arkadaşımız çok güzel bir şey söyledi. Bir Evim de bir başarının temsilcisi. Burada bir güç birliği yapıyoruz. Çoğu yerde başarı tekildir. Takımlar bunu tek başlarına üstlenirler. Şirketler bunu tek başlarına, kurumlar bunu tek başlarına üstlenirler ama Elazığ'da başarı tekil değildir. Elazığ'da başarı şehrin başarısıdır. Hepimizin başarısıdır. Örneğin bir gurbette olan Elazığlı olarak söylüyorum. Elazığ'la ilgili bir şey duyduğumuzda hep çok heyecanlanıyoruz ve sahipleniyoruz. İnanır mısınız, gittiğimiz her yerde Elazığlılık kimliğini taşımak bize ayrı bir onur, ayrı bir gurur veriyor. Bir Evim 4 yıl önce kuruldu. Elazığlılar tarafından kuruldu ve böyle biliniyoruz. Elazığlıların firması olarak biliniyoruz. Tekil olarak biz bilinmiyoruz ve başarı bir şehrin başarısı oldu. Kurulduğumuzdan beri ilimiz için neler yapabiliriz diye açıkçası çabalıyoruz. Her şey için, her şeyin içinde var olmaya çalışıyoruz. Sayın Valim, Sayın Devlet Ricali burada şahitler. Eğitimden spora, kültürden festivallere kadar her şeye destek vermeye çalışıyoruz. Bu biraz eksik kalmışlığımızın yerini doldurmaya çalışma, bir özür kabilinde diğer belki iş adamları, diğer şirketler için, Elazığlılar için bir özür kabilinde bir çaba bu. Ama biz bunu çok önemsiyoruz. Çünkü Elazığ'ımız Doğu Anadolu bölgesinde tanıtılmayı çok fazla hak eden bir il. Çok fazla değeri var ve bu çok fazla değerin de bilinmesi gerekiyor. Çünkü buradaki kültür Türkiye'nin geneline de bir şeyler katacak. Örneğin yakında Hefiat diye
Elal Finans Derneğimiz burada bir çalışma yapıyor. Elazığ'ın en önemli unsurlarından biri komşuluk ilişkileri. Buna vurgu yapalım dedik ve komşulukla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Şirket olarak hep Elazığ'a yatırım yapıyoruz ama Türkiye genelinde de gençliğe, spora, kültüre ciddi yatırımlar yapıyoruz. Örneğin sosyal sorumluluk projeleri geliştiren bir yapıya sahip olan Ender şirketlerden biriyiz. Bir Gelecek diye bir projemiz var ve başında Mustafa Bey burada. Mustafa Bey var ve Türkiye'nin genelinde her ilde eksik kalınan neresi varsa, nerede bir başarı varsa, nerede bir yardım edilmesi gerekli gençlik için, kültür için desteklenmesi gerekli bir çaba varsa biz orada olmaya çalışıyoruz. Burada ciddi destekler görüyoruz. Devlet büyüklerimiz bize ciddi destekler veriyor. Elazığ'a geldiğimizde Sayın Valime hasreten teşekkür ederim. Belediye başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, vali yardımcılarımıza, kültür il müdürüne ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz bu başarının yanında dururken ya da bu destekleri sağlarken hep bunların desteğiyle ve bu kurumlarımızın bize ön açmasıyla sağlayabildik. Hep Elazığ'a gelince de heyecanlanıyoruz. Sayın Valimi görünce yüzümüz açıkçası gülümsüyor. Çünkü çok ciddi destek veriyor ve şahsi muhabbeti de bize ciddi cesaret veriyor. Bunu açıkçası çok takdir ediyoruz biz. Elazığlı olarak eksik kaldığımız ne varsa hepsini kendisi ikame etmeye çalışıyor. Ayrıca huzurunuzda kendisine de teşekkür ediyorum. Bir evim 4 yıllık bir serüvenin sonunda geldiği noktada bugün Türkiye çapında hatta dünya çapında orijinal bir modelle ortaya çıkmış bir firma ve sektörünün lideri olmak yolunda ilerliyor. Hepinizin desteğini de bu anlamda da bekliyoruz. Bu akşam kadın basketbol takımımız Elazığ'ın kadın basketbol takımıyla bir güç birliği yapacağız, bir imza atacağız. Umarım uzun yıllar sürer bu birliktelik ve her iki tarafın da hem şirketimizin hem takımımızın başarısını beraber göğüsleyerek ve ileriye taşıyarak hep beraberce çalışarak ileriye taşımaya çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Önemli bir gece, sıcak bir gece, bizi heyecanlandıran bir gece. Yalnız bırakmadığınız için minnettarım. Çok sağ olun. Bir evin icra kurulu üyesi Sayın Mahir Orağ'a teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, protokolümüzün kıymetli üyeleri, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Elazığ İl Özel İdaresi Spor Kulübü Başkanı Sayın Sabahattin Uçar'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Vali, protokolümüzün çok değerli mensupları, kıymetli basın mensupları, bir evin yönetim kurulu başkan yardımcımız, çok değerli misafirlerimiz, özel idare kadın basketbol takımı ile bir evin şirketinin yapılacak olan sponsorluk anlaşması ile ilgili düzenlenen gecemize hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ben bu noktaya gelmenin çok kısaca bir hikayesini demin Mahir Bey'in anlatmış olduğu bir evimin başarı hikayesiyle alakalı. Ben de müsaade ederseniz basketbol takımımızın çok kısa bir başarı hikayesinden bahsetmek istiyorum. 5 sezon önce başladık bu serüvene. 5 sezon önce başladığımızda bölgesel ligde başladık. Daha sonra ligi tanımak adına camiayı tanımak adına bir süreç yaşadık. Hep ayağımız yere basarak, kendi gücümüzü, kendi haddimizi bilerek adım attık. Ve bunun sonucundan da geçen sezon 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası'nı birincilikte alarak lige başladık. Ve sezonu da yine aynı şekilde Süper Lig'e çıkan ikinci takım olarak bu başarıyı gösterdik. Tabii basketbol takımıyla ilgili hem ilde o potansiyeli oluşturmak adına altyapıya
gerekli yatırımları yaptık. Geçen yıl altyapımızı kurduk. Bununla ilgili Diyarbakır'da yapılan şampiyonada yine şampiyon oldular. İnşallah altyapıyla ilgili olan yatırımlarımızı da yine artarak devam ettireceğiz. Süper Lig tabii çok farklı bir segment, çok farklı bir kulvar orası. Orada güçlü olmak zorundayız. Çünkü çok güçlü takımlar ve kulüpler bulunmakta. Bizler de bu noktada gücümüze güç katacak olan Birevim'in bu noktadaki vermiş olduğu destek bizim için çok anlamlı ve çok değerli. Ben burada huzurlarınıza kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bu noktaya gelinmesinde Sayın Valimizin çok çok büyük gayretleri var, çok büyük çalışmaları var. Kendisinin bizzat İstanbul'a giderek bu görüşmeleri yaparak çok büyük katkı sağlamıştır bizlere. Belediye Başkanımızın desteği var. Çok teşekkür ediyoruz. Ticaret Odası Başkanımızın çok büyük desteği var. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Burada iş adamlarımıza seslenmek istiyorum ben. Özellikle yerelde ulusal marka haline gelmeye çalışan iş adamlarımıza seslenmek istiyorum. Biz burada bir alan oluşturduk. Ulusal marka haline gelmeyle alakalı Özel İdare Basketbol takımının Süper Lig'de olduğu müddetçe çok bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu noktada spora ve sporcuya yapılacak olan yatırımın geleceğimize, gençliğimize, geleceğimize yapılacak olan yatırım olduğuna inanıyoruz. Ben tekrar Birevim ile Özel İdare Spor Kulübü arasında yapılacak olan bu sponsorluk anlaşmasını her iki tarafa, hem Birevim'e hem de Özel İdare Spor Kulübümüze ve Elazığ'ımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Tabii Sayın Başkanım, güzel konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Bu akşam itibariyle artık Birevim Elazığ İl Özel İdaresi Kadın Basketbol Takımı olarak anılacak takımımıza biz de yeni yolculuklarında üstün başarılar diliyoruz bir kez daha. Sayın Valim, kıymetli misafirlerimiz, şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Asilhan Arslan'ı kürsümüze davet ediyorum. Buyurun. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Sayın Emniyet Müdürüm, kamu kurumlarımızın çok değerli müdürleri, yöneticileri, sivil toplum örgütlerimizin çok değerli temsilcileri, kıymetli Birevim'in yönetim kurulu üyeleri, değerli sporcularımız, hanımefendiler, beyefendiler, ben de sizleri şahsım ve Elazığ Ticaret Sanayi Odası olarak en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biz şehrin tamamını sporundan tarımına, sanayisinden üniversitesine tamamını kucaklamak isteyen bir yönetim anlayışıyla bir duruş sergilemeye çalışıyoruz. Diyoruz ki Elazığ sahip olduğu değerleriyle Elazığ'dır. Bununla vardır, bununla yücelecektir. Ve spor da gerçekten ciddi anlamda Elazığ'ımızın kendi bölgesinde çok ciddi başarılara imza atmış önemli bir alanı. Basketbol deyince benim için ayrı bir önemi var. İlkokulda, ortaokulda, lisede, lisanslı basket takımında, okulumuzun basket takımında, basketbol takımında bu sporu icra etmeye çalıştım. Gerçekten son derece keyifli, son derece efor isteyen çok güzel bir spor dalı. Kadın basketbol takımımız İl Özel İdare Kadın Basketbol takımımız geçen sene gerçekten bir başarı hikayesi yazdı ve bunu yazarken de tüm teknik yöneticileriyle, tüm oyuncularıyla ve yöneticileriyle ciddi anlamda kenetlenmiş, başarıya inanmış bir performans sergiledi. Ligin başlamasıyla birlikte de yine bu başarı serüvenini devam ettireceğini oynadığı oyunla bizlere gösterdi. Ben kendilerine teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Dediğim gibi şehrin tüm dinamiklerine sahip olmak, gerçekten sahip çıkmak çok önemli. Çorbada tuzumuzun olması çok çok önemli.
Bu duygu düşüncelerle şehrimizin tüm temsilcilerini, tüm yaşayanları, 600 bin hemşerimizin her birini bu şekliyle tüm aktivitelerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz. Diyoruz ki festivalimiz bizim için çok değerli. Üzümümüz, orcimiz bizim için çok değerli, sahip çıkalım. Spor kulüplerimiz çok değerli, sahip çıkalım. Her türlü kültürel etkinliğimiz çok değerli. Bunların her birine ayrı ayrı sahip çıkalım. Hak ettikleri değeri verelim. Biz bugün yine burada Bir Evim şirketiyle İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'nın sponsorluk anlaşması için bu aradayız. Bu yıl Bir Evim İl Özel İdare Basketbol Takımı olarak inşallah sportif faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Ben de inanıyorum ki Burak'ın ligde kalmayı başarı hikayeleri yazarak bu ligde Elazığ'ı en şanlı şekliyle spor kulübümüz temsil edecektir. Bu duygu düşüncelerle başta Bir Evim şirketinin değerli yöneticilerine katkılarından dolayı, İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımımızın değerli yöneticilerine göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı ve desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu anlaşmanın şehrimize ve spor kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok kıymetli başkanımıza konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Efendim bu akşam ilimizin iki gücünün birleşerek aziz şehrimiz Elaziz'e yeni bir marka değeri kazandırmasına şahitlik ediyoruz. Bu anlamda katkı sunan, destek veren herkese bir kez daha buradan şükranlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyor. Ve konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Elazığ Belediye Başkanı Başdanışmanı Sayın Nazif Bilginoğlu'nu kürsümüze davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Vali, değerli protokol, Bir Evim değerli yöneticileri, değerli basın mensupları, il özel idaremizin kıymetli sporcuları, yöneticileri, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Gerçekten bir başarı öyküsü ortaya koyan ve şehrimizi tanıtım noktasında üst seviyelerde tanıtacağına inandığımız bu güzel gecede, bu güzel gecenin öncülüğünde burada olmamdan dolayı bir kez daha herkese saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bu takımımızın çok daha güzel ve büyük hedeflere ulaşmasına, her türlü noktada şehrimizin bütün gelişim noktalarına destek veren değerli Sayın Valimize de hem şahsım, hem belediyemiz, hem kentimiz adına bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Çünkü verdikleri bu destek hakikaten çok kıymetli bu destek. İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'nı da çok güzel inşallah Elazığ'ımızı temsil edecek ve tanıtım noktasında da çok güzel tanıtacağına da inanıyorum. Ve bu güzel gecede Bir Evim böyle bir desteği sağladığı için de şirketimize, bu değerli şirketimize bir kez daha şükranlarımı sunuyor. Şahsım adına herkese saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Çok kıymetli başdanışmanımıza teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, değerli konuklar, ciddi bir mücadelenin sonucunda Türkiye Kadın Basketbol Süper Ligi'ne ulaşan ve bizleri bu ligde temsil eden takımımızı bir kez daha kutluyor ve bu yolculukta başarılarının daim olmasını temenni ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, takımımızın başarısında elbette ki takımımızın oyuncularının, teknik kadromuzun emekleri ciddi ölçüde var. Ama bir emek sarf eden ve her daim takımımızın yanında olan, desteğini esirgemeyen çok kıymetli Elazığ Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırma şimdi konuşmalarını yapmak üzere kürsümüze atıyorum. Buyurun Sayın Valimiz.
Çok kıymetli belediye başkan yardımcımız, Cihat Odası Başkanımız, kulüp başkanımız, bir evim yönetim kurulu üyesi kıymetli Mahir Bey, icra kurulu üyesi Mustafa Bey, şirketin çok kıymetli yöneticileri AKSF Başkanımız Mustafa Bey, kulübümüzün il özel idaresi bayan takımının yöneticileri, çok kıymetli genel sekreterimiz, vali yardımcımız, kıymetli konuklar ve bugün burada toplanmamıza vesile olan çok kıymetli bayan basketbolcularımız. Ben de böylesine güzel bir program vesilesiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tabii serencamım hem bir evimin hem de İl Özel İdare Bayan Takımı'nın başarı hikayesi serencamı çok güzel şekilde ifade edildi. Konuşmacıları tebrik ediyorum. Tabii burada güzel bir tevafuk var. Hem bir evim hem de İl Özel İdaresi Bayan Takımı 5 yaşında. Oldukça genç, yeni kurulmuş ama başarı merdivenlerini çok hızlı tırmanmış, çok hızlı markalaşmış ve ikisi de Elazığ'ı aşmış. Türkiye'de gerçekten önemli bir yere gelmiş ve ilimizi de gururla en iyi şekilde temsil eder konuma gelmiş iki kıymetli marka değerimiz. Bu açıdan da güzel bir tevafuk olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii Elazığ sporda önemli bir şehir, bölgede önemli bir şehir, Türkiye'de önemli bir şehir ve özellikle futbolda ve son dönemde de basketbolda kendini iyi şekilde duyurmuş, Türkiye'de iyi bilinir, marka değerine ulaşmış bir şehir. Tabii aynı zamanda geleceğe dönük de sadece bu alanlarda değil, diğer alanlarda da, bireysel sporlarda da, amatör sporlarda da hem markalaşmak isteyen, gelişmek isteyen, başarılı olmak isteyen, bu başarıyı da yavaş yavaş yakalayan bir şehir ki geçen kendisine ödülünü de takdim ettik. Kıymetli bir kızımız Balkan şampiyonu oldu tekvandoda. Yavaş yavaş bu başarıyı da bu çalışmaların meyvelerini de almaya başladık. Tabii aynı zamanda önemli bir altyapı işlevi görmek isteyen, özellikle sadece Elazığ'da değil, bölgede, doğu bölgesinde, Güneydoğu'dan gelecek gençlere, çocuklara önemli bir altyapılı, bir okul aynı zamanda spor alanında önemli bir merkez olmayı hedefleyen bir şehir. Tabii burada kenetlenmek, birlik, beraberlik, ortak hareket etmek gerçekten önemli. Şehrin bütün dinamiklerinin, bütün aktörlerinin bu değerlere sahip çıkması, bunu sahiplenmesi, bu değere katkı vermesi, bu markaya katkı vermesi, bu hedefe, bu vizyona katkı vermesi çok önemli. Bugün burada belediyemiz var, ticaret odamız var, OSEB'imiz var. Toplumun hemen hemen bütün kesimleri burada bulunuyor. Tabii bu birliktelik, bir beraber hareket etme, ortak hareket etme ve bu tür değerleri, bu tür başarıları sahiplenme gerçekten şehrimiz adına, bölge adına gerçekten önemli. Tabii burada özellikle hem bireysel sporlarda hem bu tür sporlarda, basketbolda, futbolda temel hedef sosyal sorumluluk. Yani burada bir başarı, önemli bir çıpa, önemli bir hedef, şampiyon olma veya ilk 8'e girme, Avrupa'ya gitme. Bunlar önemli ama biz biraz daha bu konuya farklı bakıyoruz, farklı yaklaşıyoruz, farklı değerlendiriyoruz ve özellikle bu takımlarımızın bir sosyal sorumluluk, bir sosyal proje şeklinde hareket ederek bütün gençlerimize, özellikle kızlarımıza, en ücra köşede olan çocuklarımıza, yavrularımıza dokunmasını istiyoruz. Ve adeta bir okul işlevi görüp oradan yeni yetenekler gelişmesi, çocukların yeni yetenekler elde etmesi, farklı alanlara kaymaması, eğitimin yanında, öğretimin yanında, kültür sanatın yanında yeni beceriler elde etmesini arzuluyoruz, istiyoruz. Bizim bakış açımız, vizyonumuz, hedefimiz bir evimle de yaptığımız İstanbul'da toplantıda, bu şehirle yaptığımız toplantı, görüşmelerde, değişik aktörlerle, kesimlerle yaptığımız görüşmelerde hedef bu. Stratejimiz bu, vizyonumuz bu. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Tabii çok ciddi bir başarı hikayesi. 5 yıl önce kurulmuş ve bugün Doğu'da basketbolda, bayan basketbol Süper Ligi'nde tek temsilci. İlimizde de Süper Lig'de ilimizi temsil eden tek temsilci. Ben hem geçen yıl gerçekten müthiş bir başarı elde ettiler. Federasyon kupasını getirdiler.
akabinde playoff'a kaldılar, playoff şampiyonu oldular ve Süper Lig'e çıkma gibi büyük bir başarıyı bize tattırdılar. Hem yönetim kuruluna, yönetim kurulu başkanına, spor kulübü başkanımıza, özel idaremizin kıymetli yöneticilerine ve özellikle hocamıza, oyunculara, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Şehir adına hepsine şükranlarımı sunuyorum. Tabi bu seneye de iyi başladılar. Önce hazırlık turnuvasında Adana'da birinci oldular, şampiyon oldular. Ve İzmit'te de çok güçlü bir takımı uzatmaya giden bir maçta, çok zorlu, yorucu bir maçta uzatmada yenerek sezona da iyi bir başlangıç yapmış oldular. Bu açıdan kendilerine tebrik ediyorum. Ama hedef büyük. Olcay Bey de burada, hocamız. Kendisi de çok motive. Dün takımı ziyaret ettim. Takım da son derece motive. Uyum müthiş, çok mutlular. Hem yerli hem yabancı oyuncularımız, kaynaşma çok iyi. Bu da sevindirici bir durum. İnşallah bu sene de hedeflerine ulaşacaklar. Önce playoff, sonra da Avrupa'ya gitme ve Federasyon Kupası'nda ilimizi temsil etme. İnşallah bu başarı da gelecektir. Bu başarı vurguladım, birlik beraberle gelecektir. Değerlerimize sahip çıkmakla gelecektir. Herkesin taşın altına elini koymasıyla gelecektir. Burada bir evim her alanda büyük bir önderlik yapıyor şehirde. Sosyal sorumluluk projelerinden, sosyal projelerde, spor, kültür, sanat, festival, ne olursa taşın altına elini koyuyor. Nerede bir ihtiyaç varsa, kırsal demeden, ilçe demeden, il merkezi demeden, spor kulübü ayrımı yapmadan, etkinlik ayrımı yapmadan, gerçekten kendi belki de şartlarını zorlayarak, finansman durumlarını zorlayarak, büyük bir fedakarlık ortaya koyarak, büyük bir bence başarıya imza atıyorlar. Ortaya koydukları finansal model kadar ben bunu başarılı buluyorum. Dolayısıyla gerçekten bir önderlik yapıyor bu konuda. Elazığ'a bu alanda yapılabilecek neler olduğunu gösteriyor. Yani bütün önemli markalarımız var, önemli şirketlerimiz var, önemli başarı hikayeleri var. Hem Elazığ içinde var, hem Elazığ dışında var. Herkesi aynı sorumluluğa davet ediyorum. Aynı şekilde hareket etmeye davet ediyorum. Bizim için futbol kulüpleri de önemli. Diğer alanlar da önemli ama basketbol şu anda birinci önceliğimiz diyebilirim. Dolayısıyla şunu bunu da Süper Lig'de olduğumuz için söylüyorum. Şehri en iyi şekilde temsil edecek, markalaştıracak, duyuracak önemli bir vitrin olduğu için söylüyorum. Dolayısıyla futbola verdiğimiz destek kadar, önem kadar, maddi destek kadar inşallah bu takımımıza da destek verelim. Herkes katkı versin, herkes destek versin, herkes elini taşın altına koysun. Bu sadece belediyenin, özel idarenin, ticaret odasının veya bir evimin çok kıymetli katkıları var. Onların sırtında kalmasın. Herkesin bu çorbada bir tuzu olsun, bir emeği olsun. Ve başarıyı da inşallah gelecek olan başarıyı da bu şekilde hem sahiplenelim, hem kucaklayalım, hem de takımımızı daha büyük, daha ileri hedeflere götürelim. Bugün spor dünyada tanıtım açısından, markalaşma açısından, sesinizi duyurma açısından önemli bir platform, önemli bir vitrin. Ve basketbol da dünyada çok popüler. Özellikle Batı'da önemini herkes biliyor. Hem seyirci açısından hem de görünürlük açısından ne kadar kıymetli, ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla buna vereceğimiz değer, şehre verdiğimiz değer anlamına gelecektir. Buna vereceğimiz her katkı şehrin sadece sporuna değil, ekonomisine, yatırımına, kültür hayatına, sanayi hayatına, sosyal hayatına verdiğimiz katkı anlamına gelecektir. Bu açıdan bakarsak, bu perspektiften bakarsak, bu çerçeveden bakarsak daha da sahiplenmemiz artar, başarımız da artmış olur. Ben gerçekten bugün bizi bir araya getiren bu genç diyeceğim aynı zamanda son derece başarılı iki kurumumuzun, hem özel idare bayan basketbol takımımızın hem de bir evimin böyle sadece kağıda değil gönüllere imzalarını attığı böyle bir program, böyle bir etkinlik dolayısıyla ben her iki kurumumuzu tebrik ediyorum. İnşallah bu sürekli arz eder. Bugün bir gelecek projesi adı altında yani gerçekten toplumun belki çok görmediği, aslında çok da başarılı olduğumuz alanlardan birisi. Süper Lig'de temsilcilerimizin olduğu bir alanda da masa tenisine çok firmanın yatırım yapmayacağı bir alana gidip orada yatırım yaptılar. Malzeme aldılar, destek verdiler. O çocuklarımızın gözündeki pırıltıyı Mustafa Bey'le bugün orada gördük, hissettik. Gerçekten her alana katkıları, destekleri var. Dolayısıyla bir gelecek de
bir gelecek vizyonu, gelecek tasarımı Elazığ için de çok kıymetli. Dolayısıyla bunu sadece bir abimin üstüne de bırakmayalım. İnşallah o sebemizden de ciddi katkı gelsin, diğer kesimlerden de katkı gelsin. Herkesin katkısıyla bu güzel organizasyonu, güzel buluşmayı, güzel imza törenini taşlandıralım. Ve inşallah Elazığ'ımızı her alanda olduğu gibi spor alanında da hak ettiği, hedeflediği başarıya götürelim. Ben tekrar tebrik ediyorum. Çok kıymetli yönetim kurulu başkanı, bizi İstanbul'da çok iyi şekilde ağırladılar. Murat Çiftçi Bey'e, kıymetli yönetim kurulu üyelerine, Mahir Bey'e, Mustafa Bey'e, Emre Bey'e, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle genç bayan sporcularımıza, Elazığlılar var, dışarıdan gelenler var, Amerika'dan var, Hırvatistan'dan var, milli oyuncular var aramızda. Gerçekten onlara da hem tebrik ediyorum hem de başarılar diliyorum. Kendilerinden ilk 8'e girmek için bir söz buradan da istiyoruz. Bu şehir arkanızda, bu gördüğünüz bütün yöneticiler, şehrin önemli aktörleri arkanızda. İnşallah hafta sonu da şimdiden biletler tükenmiş, onun müjdesini aldık ama bütün herkesi de maça bekliyoruz. Sahiplenme çok iyi, şehir sahiplendi. Kombine bilet almayı bekliyoruz. Yani küçük büyük demeden destek vermeye bekliyoruz. Elazığspor'un yardım gecesinde beni o kızımız, ismi şu anda hatırımda değil, çok duygulandırdı. Kumbarasından çıkardı parayı, geldi yanımızda, 100 lira verdi. Bence en kıymetlisi oydu. O verilen 100 liraydı. Yani 1000, 2000, 5000 alanlar değil, en kıymetlisi oydu. Bu sahiplenmenin göstergesi. Dolayısıyla inşallah ben herkesin bu şekilde, bu özveriyle, gönülden katkı vermesini bekliyorum. Basınımızda Coşkun Bey buradalar. Gerçekten bu alana iyi destek veriyorlar, görünür kılıyorlar. Daha çok destek vermelerini, daha çok sahiplenmelerini arzu ediyorum, istiyorum, temenni ediyorum. Ve hepinizi bu güzel program vesilesiyle tekrar sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Takımımıza da inşallah Kayseri maçında bir galibiyetle bize hediye ederek inşallah bizim de bu imza törenini taşlandırmasını diliyorum. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Evet, öncelikle Birebim İcra Kurulu üyesi Sayın Mahir Ora sahnemize davet ediyoruz. Kulüp başkanımız Sayın Sabahattin Uçar'ı da hemen sahnemize alalım. Ve Sayın Bir Gelecek Başkanı Sayın Alpay'ı da sahnemize alıyoruz. Tabii takımımızın kıymetli oyuncularını da sahnemize alacağız. Onları da şöyle alkışlarınızla, güçlü alkışlarınızla sahnemize alalım. Evet, bu gecenin mimarı onlar. Önümüzdeki büyük başarılara imza atacaklar. Bizler en azı olarak onların yanında olacağız. Her türlü desteğimizi esirgemeyeceğiz. Yan taraftan alalım arka tarafa doğru. Onlar da bu güç birliğine şahitlik edecekler. Adem. Adem. Tutunduk size haydi kızlar haydi iş başa düştü yine. Uzaklar sesidir tek yüreğiz sayenizde. Şimdi çıkın oynayın. Evet, şimdi protokolümüz gerçekleşiyor ve bu gece itibariyle artık Birebim Elazığ Özel İdaresi Kadın Basketbol Takımı Türkiye Kadın Basketbol Süper Ligi'nde yolculuğuna devam edecek. Geceyi de imza altına almış oluruz. Bu vesileyle
Sayın Valimizin bu gecenin anısına Köşkü abi, Sayın Albayan ve Sayın Burak hediyeleri olacak. Şimdi onları takdim edeceğiz. Hüseyin abi. Evet, forma hediyemiz olacak. Evet, protokolümüzün diğer üyelerinde sahnemizi alıyoruz. Bu gecenin anısına. Evet, takımımızı da biraz yakına alalım, onlar geride kalmasınlar. Bu gecenin mimarı onlar, onlar da buyursunlar. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bu gecenin anısına Sayın Valimizin hediyeleri olacak. Sayın Alpay'a ve Sayın Mahir Oga. Kıymetli misafirlerimiz hemen yan taraftaki salonda gecemiz devam edecek. Orada hazırlanan standlarımızda basın mensubu arkadaşlarımız röportajlarını gerçekleştirebilecekler. Sayman tekrar alabilir misin? Yok genç kimi var? Adem Bey. Evet Sayın Valimiz. Yine bir icra kurulu üyesi Sayın Mahir Orak'ta. Tekelerini alıyorlar. Bu gecenin anısına. Birebir Elazığ'ın özel idaresi kadın basketbol takımının yeni forması. Ha giriyor ya. Ben katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bana tanıyorsun. Ama bir dakika.